Trivela Spor YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugünkü programımızda hafta içinde Avrupa Kupası mücadelesiyle çıkan takımlarımızın performanslarını değerlendireceğiz. Furkan hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum, iyiyim. Sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. İlk olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'den başlamak istiyorum ben programa. Başakşehir beklediğimiz gibi beklentilerimizin ölçüsünde geçen bir mücadele Aynen. sonucunda hani dezavantajlı bir skorla Yunanistan'a Evet. gidecek. Kendi evinde 1-0'lık bir skorla mağlup oldu. Maçı nasıl değerlendirirsin? İkinci maç öncesinde bir ümidin var mı? Zaten hani biz Olympiakos'un turu geçmesini bekliyorduk biliyorsun. Hani bu skor bizi şaşırtmadı. Hani ilk maçı nasıl değerlendirirsin? Sence nasıl bir karşılaşma oldu? İlk maçtan önce de zaten konuşmuştuk biz. Olympiakos'u %65'e %35 önde gördük. Yani tur olarak ve kadro olarak ön plandaydı Olympiakos. Zaten maçı da o şekilde başladı. Topa zaten %65'e %35 gibi hakimiyeti vardı Olympiakos'un. Zaten bütün pozisyonlar da Olympiakos'un tarafından geldi. Başakşehir sadece bir ikinci yarıda işte penaltı dışında fazla bir pozisyon yaratamadı Bir de karşı kalede. Crivelli'nin ıskaladığı Bir bir de iki top ıskalada bir top var. var. Crivella'da zaten çok tutuk oynadı. Evet. Ondan da bahsetmiştik ki zaten ilk maçtan önce. Hani hedef santrafor değil. Golcü bir oyuncu değil. Genelde ikinci bir oyuncu. Yani önünde bir forvet oynayıp arka planda top tutup top dağıtacak bir oyuncu. Crivella. Zaten 80'de de oyundan çıktı. Dembaba girdi. Dembaba da zaten fazla bir etkinlik gösteremedi 10 dakikada. Olympiakos beklediğimiz gibi oynadı. Hatta ben hatırlarsan 0-0'a yatabilir demiştim. Öyle Yani bekliyorduk. öyle bir oyun anlayışıyla sahaya çıkabilir dedim. Nitekim de zaten teknik direktör dakika 65'ten sonra oyunu o tarafa çevirdi. Biraz da defansif anlayışa oturttu takımı. Varbi öne çıkarttı. Kamari aldı stoper. Savunma yönü daha Savunmayı kuvvetli aynen. oyuncuları oyuna aldılar Aynen direkt. öyle oldu. Skor alınca. Golde zaten aslında baktığın zaman bilinçli bir pozisyon olmadı. Yani Varbi öne Aynen. topu tuttu. Arka tarafta oyuncu boşken sağdan bir çapraz orta. Aslında ekstra bir gol oldu Ekstra bir gol zaten. Hani oldu. kolay bir pozisyon Kolay bir değildi gol pozisyon değil. pozisyonu. Varbi öne yani birebir de yaratmış olduğu bir pozisyon. Aynen. Defans zaten büyük hata yaptı. Jet şu arkada adamı kaçırdı. Mert Günok da hiç uyarmadı defansı. Nitekim gol oldu. Yani Başakşehir'e baktığımız zaman defansa büyük sıkıntısı var bence. Çünkü Jetro hazır değil şu an. Geçen sezon zaten hiç oynamadı Zaten sakatlıktan geçen dolayı. sezon Aynen. Bursaspor'da ligde küme düşen takımın stoperiydi biliyorsun. Hani artı yine stoper Miguel Vieira oynadı ama o da daha ilk Hazır resmi değil zaten. maçıydı. Hani zaten biliyorsun biz Başakşehir'den geçtiğimiz sezonki performansı beklemiyoruz. Beklemiyoruz. Daha bunu Kesinlikle. ilk baştaki programlarımızda söyledik. Başakşehir'i zor bir sezon bekliyor. Bu Hı. belli. Ben Okan Buruk'un bazı oyuncu hamlelerinde de yanlış yaptığını Kesinlikle düşünüyorum. yaptı. Şöyle oyuna bence çok gereksiz yere hücumcu bir kadroyla başladı. Hani Crivelli, Gulbrandsen, İrfan Can. Savunma yönü zayıf oyuncular çok fazlaydı ilk 11'de. Robinho. Daha garanti bir oyuna gidebilirdi Başakşehir. Hani geçen seneki Abdullah Avcı'nın oyunu bu maç için bence daha mantıklıydı. Ben Tabii öyle tam tersi düşünüyorum. zaten. Mesela orta sahada bir Azubike Mahmut hamlesi yan yana ikisi oynayabilirdi. Hani çünkü defansı Hı çok hı. zayıf oyuncular vardı ilk 11'de. Bir de Kaysara çok kötü bir maç çıkardı. Defansın sahanda gerçekten Kayseri çok kötü zaten ilk oynadı. yarıda 25 dakikada en az 4-5 tane top kaybetti. Bir iki tane zaten tehlikeli atak oldu. Birinde de frikik olmuştu zaten. Varbiyon'u Evet. kullandı. Bir sonuç olmadı. Dediğin gibi Mahmut da Azubike'yi yan yana atabilirdi ama kadrosu çok şey. Daha sağlam bir orta saha Yani vardı. rotasyonu çok dar Başakşehir'in. O yüzden hani Azubike'yi de hamle oyuncusu olarak düşündü. Zaten Okan Epriano'yu biliyorsun, Mumba sakat. arıyorlar. Çok Mumlu büyük bir arıyor. eksiklik. Zaten Epriano defanstan ileri oyun kuran bir oyuncu biliyorsun. Defansa top dağıtması gayet iyi. Bunun eksikliğini de yaşadı. Çünkü şu gelen her topu ileriye vuruyor. Aynen. Gelen her topu ileriye Şişiriyor. şişiriyor. Dandum vuran bir Zaten oyuncu. ileride de hani böyle hedef santrafor Adebayor tarzında bir oyuncu da yok. Hani Silivere tamam biraz boylu oyuncu ama hava toplarında hakim bir oyuncu değil. Demba da zaten çok geç girdi oyuna. Dediğim gibi hücumcu kadroyla başladı ama Demba oynasaydı daha etkili olurdu Ben bence. de tam oraya gelmek istiyordum. Hatta onu Hı. soracaktım sana. Sence Dembaba'da çok geç kalınmadın mı bir? İkincisi de Dembaba ilk 11 başlayamaz Bence mıydı? Dembaba zaten Hazırlık maçlarında da oynadı çünkü hani Dembaba ondan Hı. dolayı. Ya zaten şöyle geçen hafta konuştuğumuzda ben dedim Silivere transfer oldu ama hedef santrafor değil. Hani maçta Demba'nın 11'de başlamasını bekliyorum dedim. Ama tam tersi oldu. Silivere başladı. Çok büyük hata. Hem oyuncu yeni gelmiş. Takımı tanımıyor. Yani Demba hem Türkiye'yi tanıyor. Oynadığı oyuncuları tanıyor. Takımı tanıyor. 11'de başlasaydı bence daha çok hareketli olurdu ve yani Başakşehir gol bile bulabilirdi bence. Çünkü hiç pozisyon yaratamadı. Ben de öyle düşünüyorum. Bir de ben maçın dönüm noktasının dakika 14'te bir pozisyon vardı biliyorsun. Olympiakos kalecisi çok büyük bir hata yaptı. Topu elinden Aynen. kaçırdı. Oyuncularımızın önünde kaldı Hiçbiri ama uyanamadı. vurduğumuz şut Crivelli'den döndü boş kaleye giden top.
Orası bence maçın dönüm noktasıydı. Niskanın vuruşuydu zaten biliyorsun. Aynen. Hani şöyle çünkü Olympiakos da bence çok iyi bir durumda değil. Hani oyun olarak çok bir şey yapmadılar bence. Ya benim beklediğim oyundu ama biliyorsun. Aynen. Evet oydu ama hani Olympiakos o bildiğimiz gücünde değil yani. Bu 2011'ler, 12'ler, 13'lerdeki Olympiakos değil. Hı hı. Hani 34-35 yaşındaki Valbuena şu an takımın en büyük yıldızı gibi gözüküyor. Başakşehir biraz akıllı oynasa bence alabilirdi. Hani rakibi hiç kıstıramadık. Ya zaten şöyle ben ilk maçta da dedim, ilk maçtan önce. Hani Olympiakos zaten deplasman maçlarında hep tutuk oynayan bir takım. Kendisini geriye yaslıyor. Gerçek hani oyununu sergilemiyor. Kendi oyunun dışında sergiliyor. Yunanistan'da oynadığı zaman da tam tersi hücumcu bir takım olarak oynuyor. Daha taraf tribünlerin etkisiyle daha agresif yani. Pizan maçında gördük. 4-0 evet. Biter pozisyon gol atak. Şey her gol atanda bir tehlike oldu yani. Ya direkten döndü ya karşı karşıya gol kaçtı. Bir şeyler oldu. Ama Başakşehir maçında öyle değildi. İlk yarı zaten bir pozisyonu vardı. Diğer dakikalarda zaten hep yana pas, sağ pas, aynen. Ortada pas oyunu şeklinde geçti. Soğutan bir şekilde. Vardı sürekli. Valbiona'nın golünde de Valbiona bir anlık boşluk buldu. Yoksa aslında topla geri dönecekti Valbiona. Evet. Geri dönmeye niyetlendi. Bir anda 180 derece dönüp sol tarafa orta kesti. Nerikim gol oldu. Yani bunun dışında da başka zaten bir pozisyon olmadı Başakşehir'in. Yani, Olympiakos'un Başakşehir karşısında. Hani, Başakşehir bence burada büyük bir hata yaptı. Okan Buruk'un da tabii tecrübesizliğinden de kaynaklanıyor bu bence. Ben öyle düşünüyorum. İlk Avrupa Kupası maçı biliyorsun. Ya zaten şöyle bir şey var. Spiker de açıkladı. Okan Buruk hani geçen sezon Akhisar'la şampiyon oldu. Kupayı aldı 2 sezon önce. Geçen sezon aslında Avrupa Ligi'nde kendini gösterebilirdi dedi. Aynen. Göstermedi. İşte şeye geldi dedi. Rize Spor'a gitti. Lig'de Rize Spor'dan tuttu. Tekrar Başakşehir'e geldi. Bu sefer diyor Avrupa Arenası'nda kendisini gösterecek. Ama ilk şeyinde maçında sınıfta kaldı bence. Bence de. Yani hani kadro kalitesinde çok büyük eksiklik var. Başakşehir'in kadrosunun kötü olduğunu düşünmüyorum ben ama kadroyu iyi kullanılamadı. Mesela Elgan'ın yedek kalması gibi. Hani bence Kerem Frey bile oynayabilirdi 11'de bu maçı kesinlikle. En azından son 20 dakikada çünkü biliyorsun Kerem Frey kulübeden gelip hamle öncüsü olarak 3 büyüklerin hepsine gol atmıştı. Fenerbahçe maçını kazandırdı zaten 2-2'den mesela, sonra hani 3-2 yaptı maçı. Ya Başakşehir'in elinde bence gayet iyi bir kadro var ama hani kadro kurulamadı bence o Olympiakos maçında ve deplasmanda da iş artık çok çok mucizelere kaldı diye düşünüyorum. Ya zaten Başakşehir'in kadrosuna baktığım zaman transfer döneminde fazla bir hani yapılması gereken yerde transfer tam o anlamıyla yapılmadı bence. Sirivelli tam forvet oyuncusu değil. Sirivelli tam böyle sağ açık gibi. Sağ açık gibi. Boğuşan bir oyuncu. Aynı Fenerbahçe'deki Michael Frey gibi. Aynen. Hiçbir farkı yok. Stil olarak da aynı. Yani tarz olarak da aynı. Frey gibi çıkmaz tam olarak. Başakşehir'in elinde patlamaz. Çünkü ciddi bir bonservis verildi. 2.7 milyon euro biliyorsun. Ya gerçi Başakşehir de hani forvet hattına gol sorunu çözsün diye aldılar ama golcü bir oyuncu değil. Öyle geçen sezon aynen. 35 maçta 9 gol attı toplamda. Tüm resmi kupa dahil. Aynen. Lig'de 5 golü vardı. Çok düşük. Hani Fransa Lig 1 için çok düşük. Evet. Türkiye Ligi daha sert bir lig. Zaten bunu ilk maçta da gördük yani Olympiakos maçında hiçbir varlık gösteremedi. Demoban'ın yedek kadrosu çok büyük hataydı. Hatta dediğim gibi burada Kerem Frey ve Elia'da ilk 11'de başlayabilirdi. Ya da şöyle bir şey olabilirdi. Zaten Başakşehir golü yediğinde daha bir yarım saat vardı biliyorsun. Tabii 60'da. Dembaba hemen 65'te oyuna alınabilirdi. Çok geç kalındı bence. Ya Dembaba bana göre hazır değil gibi hala. Bir sıkıntı var gibi. Çünkü geçen sezonda sakatlandı. Çok az oynadı. Çok az oynadı. Zaten kadro hiç giremedi sakatlıktan dolayı. Hazırlık maçlarında da çoğunda yedek başladı aslında ilk başlardaki maçlarda. Son iki maçta ilk 11'de başladı. Onun dışında yani Başakşehir'in şansına ben artık hiç kalmadığını düşünüyorum. Zaten İrfan Can da ikinci maçta kırmızı kart cezalısı olduğu için yok. Az bir oynayacak büyük ihtimalle yerine. Salı günkü rövanş karşılaşması için neler düşünüyorsun? Başakşehir'in hani hiç şansının olmadığı tarafında mısın şu an? Yani zaten biz %65'e %35 olarak Olympiakos tarafındaydık. Aynen. Hani %35'te şeyden dolayı verdik. Olympiakos'un hani deplasman maçlarında biraz daha tutuk oynaması, defansif anlayışta oynaması. Aynen. O yüzden söyledik ama şu an ben yani %5 veririm ancak. Ben de %90-10 tarafında falanım hani. Öyle olur. Şu an çünkü görünen köy kalabuz istemez. Kendi evinde hani o ateşli seyircisi önünde bence rahat bir şekilde geçecektir. Kesinlikle öyle. Başakşehir'in hele ilk bir 15-20 dakikada bir gol görürse temsilcimiz kalesinde süngüsü çok çabuk düşebilir. Ha zaten şöyle bir şey var hani tehlikeli bir deplasman. Yine bir 10 kişi kalma durumu olabilir. Olabilir aynen. Çok sert oyuncular yani var. Psikolojik savaş gibi bir maç olacak çünkü. Büyük ihtimalle. Çok sıkıntılı olacak bence. Açılacak zaten büyük ihtimalle Başakşehir'e başka şansı yok. Bu eşleşmeye son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Transfer bekliyor musun sen onu sorayım. Başakşehir'den. Aynen bir hafta içinde. Zor çok gibi. Çok zor. Gelen oyuncu da çok hazır bir oyuncu olacak ki oynayabilsin. Ancak öyle olması gerekiyor. Çok belki zor. Türkiye'den yine aynı kadroyla çıkacaktır Başakşehir hani maça. Ülkemiz içinden bir transfer olabilir belki.
Zannetmiyorum. Zor ben Başakşehir'in daha oyuncu da alacağını zannediyorum. Kadro bence çok geniş. Ya kadro geniş ama kullanılamadı bence. Kullanılamıyor. Bir de şöyle bir şey var. Forvet hattında Demba hala sıkıntılı bence. İlk başta da söyledim ben sana, biliyorsun. Ya orada Mevlüt Erdinci bile kullanabilirler. Geçtiğimiz sezon ligde çok iyi oynadı. Gitti zaten Mevlüt. Büyük ihtimalle Antalyaspor'la anlaştı. Ligin en zayıf takımlarından birinde biliyorsun. Antalyaspor'da çok iyi performans sergiledi. 12 tane golü var ligde hani. Onu bile atabilirlerdi oyun 15 dakika. Bence Okan Buruk ilk maçta sınıfta kaldı Avrupa Kupası anlamında. Ya Okan Buruk bence zaten bu sene düşünmedi şey yani şampiyon ligine. Zaten kadromuz yetersiz. En azından Avrupa Ligi'ndeki şansımızı ben deneyelim gibisinden ben öyle düşünüyorum. Ben Olympiakos'tan çok yetersiz olduğunu falan düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum kesinlikle. Orta ve Krasnodar'la eşleşecekti biliyorsun bu turu geçse. Evet o iki takımdan yetersiz, haklısın. Ama Olympiakos'a çok bir fark yok arasında bence. Katılmıyorum hani o konuda sana. Aynen yani şöyle zaten bir tek forvet hattına belki Olympiakos ön planda diyebiliriz. Evet tek orası. Orta sağ savunmada eşitler. Kalede de aynı şekilde bence bir fark yok. Bence hiçbir fark yok hani. Buradan Trabzonspor'a, UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimize geçelim. Hem Trabzonspor'a hem Yeni Malatyaspor'a. İlk Trabzonspor'u konuşalım istiyorum. Hı hı. Maçı daha erkendi çünkü saat olarak. 82 dakika kabus gibi geçti bizim aynen için. Hani Sparta Prag tüm istatistiklerde resmen at başı gidiyordu böyle. 5-6 boy fark atmıştı hani resmen. İsabetli şutlar. Son 15 dakikada denildi olay. Temsilcimizin toplu oynama, hani kornerler, her şey. Ama Sosa'nın bir friki bir anda her şeyi değiştirdi. Çok çok hani büyük bir avantajla Trabzon'a döndü Trabzonspor ki zaten favori olarak görüyorduk. Hani burada kesinlikle ben çok rahat işi bitireceğini düşünüyorum. Sen hani hem dünkü karşılaşma için hem de önümüzdeki hafta Perşembe günkü karşılaşma için neler söyleyeceksin? Ya Sparta Prag maçı çok hızlı başladı zaten. Seyircisizdi ama sanki seyirci var gibi tek kale top oynadı 45 dakika. Hatta 60'a kadar öyle gitti maç. İlk yarı zaten hemen hızlı başladılar. Maç 1-0 oldu. 1-0 olduktan sonra zaten Kanga bütün toplarda tehlike yarattı defansta. Hüseyin'i çok hata yaptı. Biz zaten ilk 11'de bekliyorduk Hüseyin'i. Hüseyin'i kötü başladı ama kötü ikinci yarıda da iyi toparladı. İkinci yarı toparladı. Çok çabuk iyi top kesti tuttu topları. Aynen. Yani Kanga'yı tutamadı Trabzon 70'e kadar. 70'ten sonra biraz toparladı. Dediğin gibi Sosa'nın ortasında Ekuban attı golü. Ekuban'ın golü de süperdi zaten. Ekuban da 70'e kadar yani gole kadar çok kötüydü. Piyasada yok. Hiç yoktu. Yok. Hiç yani bütün çok topları kaybetti. Pozisyona giremedi. Ayağında top tutamadı. Ondan sonra da zaten ikinci yarıda başında biliyorsun Sorlut girdi oyuna. O da çok iyi top tuttu. Çok iyi bir etki yaptı. Çok iyi yaptı. Arkası dönük çok iyi. Hatta sol tarafa bir pas attı Vakayeme'ye. Evet. Vakayeme bir şut çekti. Kaleci son anda çıkarttı. Orada zaten golün geleceği belli oldu. Hemen ardından zaten 2-1 oldu. Sonrasında 2-2 oldu. Ya zaten Trabzonspor çok potansiyelli bir takım. Hı-hı. Hani bir maçı gol atamadan bitirememesi Trabzonspor için çok büyük başarısızlık. İlk programda söyledik zaten. Aynen. Her maçta en az 2 gol, 1 gol. Yani bir golü banko. İki gol atacak. Hani ligimizin en var, rahat gol atacak var takımlarından biri. Muazzam bir hücum hattı var çünkü. Orta sahası da golcü. Hücum hattı da kesinlikle golcü. Zaten baktığın zaman Andusic oyuna girdi sonradan. Andusic bile çok etkiliydi sağ açıkta. Evet gayet etkili oynadı. Yani Yusuf Sarı sakat olmasaydı eğer Yusuf Sarı da oyuna girerdi. Tam onun maçıydı, tam onun maçıydı bence. Çünkü Avdişaz biraz daha hani şey yabancılık çekti. Topları ezdi birkaç topu. Onun dışında çok etkiliydi ama. Ben beğendim ya. Ama Andusic kadroda yoktu. Ona şaşırdım yoktu biraz. Aynen. Büyük ihtimal biraz sakatlığı var ya da hazır değil. Tam hazır olmayabilir. Yani şöyle bir şey var. Trabzonspor'un bu sene en büyük avantajı geçen sene kulübesi çok dardı. Rotasyon çok geniş bu sene. Şu an Yusuf Yazıcı gitti diye Trabzonspor taraftarı arasında olumsuz bir hava hakim ama ben hiç katılmıyorum. Onun ilk programı ben söyledim zaten. Aynen. Aramayacaklar yani Yusuf Yazıcı. Dolayı bir kere hani Yusuf zaten gitmese hani bir oyuncu gidecek ki diğer oyuncular da şans bulabilsin. Hem ondan hem de çok iyi bir para kazandın zaten. Şimdi zaten Yusuf Yazıcı 17,5 milyon euroya gitti. Hani böyle bir para olmasaydı sorulu transfer de zordu. Şu an bir forvet daha alınacak büyük ihtimalle, o da zordu. Omar Niyaz ismi konuşuluyor şu an için. Bence gayet Trabzon'a uyacak oyuncu. Ben zaten sana söylemiştim. Trabzon'un iki tane forvet lazım. Hani Sorlot biraz daha ikinci planda forvet. Yani top tutup top dağıtan bir oyuncu. Sorlot tam nöbetçi golcü tarzında olabilecek bir oyuncu. Tam Semih Şentürk tarzında. 55-60'dan sonra ligimizde fena bir etki yapabilir. Kesinlikle. Anadolu maçlarında özellikle böyle kesinlikle yapar. Trabzon'un kendi evinde gole çok ihtiyacı olduğu, 0-0'a bağladığı maçlarda rakibin top direkt yedecek, girip oyunu karıştırıp yanındaki adamlara top indirecek, cezalarını karıştıracak çok iş yapar bence zaten. Ya zaten dün kendini belli etti. Belli etti, bir de zaten çoğu pozisyonda onun imzası vardı. Hep pasları attı. Hatta bir tane şutu vardı. Defanstan döndü. Evet. Golden hemen önce. Golde de mükemmel bir gol attı çok zaten. Güzel gol attı. Resmen basketbol tabiriyle hani sırtı dönük oynayıp arkasındaki savunmacıyı
kaleye kadar götürdü neredeyse. Ya zaten mükemmel bir şut İskandinav çekti. oyuncular, biliyorsun, kuvvetli oyuncular, Evet. güçlü oyuncular. O da tam özelliğini sergiledi. Bir de daha tam hazır değil. Aynen. Onun da ilk resmi maçıydı çünkü. Bir de Palas'ta da öyle hazırlık kampında hani çok da oynamadı. Zaten Palas'ta fazla oynamadı. Bir 5 maç oynadı. Yavaş yavaş kendini bulacak ama. O da belli Zaten etti kendini. ben şöyle düşünüyorum. Trabzonspor büyük ihtimalle yani lig maçlarında iki forvet de oynayacaktır. Hani ya Ekuban oynar ya da gelecek bir oyuncu oynar. İkinci oyuncu zaten Sorloth Aynen. kesinlikle. Onun dışında başka bir oyuncu yok şu an Dün için. o bir Mikel bizi hayal kırıklığına uğrattı. Çok kötü bir performans Ya o sergiledi. Mikel dakika 28'de bir sarı kart gördü. O sarı karttan sonra oyundan zaten tamamen Çok düştü. sakındı kendini. Hani bir de kırmızı kart görmesin diye oyundan aldı Ünal Karaman. O Mikel daha hazır değil. Zaten geçen Hiç hazır sezon da değil. Midyespor'da hani fazla bir varlık göstermedi. Biliyorsun ikinci yarıda oynadı daha çok. Bu sezonda en az bir 5 maç geçmesi lazım bence. Afrika Kupası'nda oynadı Nijerya milli takımıyla ama Ya o ne kadar ölçü olur? ya Afrika Kupası'nın ben de hiçbir oyuncu için ölçü olacağını düşünmüyorum. Ne sahalar sahaya benziyordu Aynen. Çok biliyorsun. sıkıntılı ya. Aynen. Hani o yüzden Obi Mikel'in zamana ihtiyacı var. Dün Abdülkadir Parmak ikinci yarıda en iyi İlk oyuncularımızdan yarıda çok biriydi. tutuktu. İkinci yarıda Obi Mikel çıkınca bence rahatladı Abdülkadir. ya Daha iyi tabii oynadı. zaten o Mikel bütün toplar kendisine toplanıyor. Bir de çok top ezdi. Top ezdi. Abdülkadir bir de ilk yarıda hani Sparta Prag çok baskılı oynayınca kendini Evet. gösteremedi. Hani ön plana çıkamadı. Ama ikinci yarı golden sonra da zaten 2-1'den sonra ön planda Ya dün baskısıyla, ama en iyi paslarıyla. oyuncumuz Vakayeme'ydi bence. Vakayeme Yenik durumdayken tartışmasız. de biz hani en çok çabalayan oyuncu oydu. Açtığı o ortalar driblingleriyle. Kesinlikle. Dün hani en iyi notu Vakayeme'ye verebiliriz. Uğurcan Çakır hayal kırıklığı yarattı dün. Bir Çok de kötü onun dışında oynadı. sol bek Filip Novak ilk yarıda çok top ezdi. Çok top Novak hiç kaybetti. bildiğimiz gibi bir Novak Aynen. değildi yani. Çok kötüydü dün. Yani Trabzonspor zaten bu maçtan önce biliyorsun 12 gün hazırlık maçı oynamadı. Çok uzun bir Arada bir süre. zaman bıraktı. O bayağı bir etkiledi bence. Bence de Oyuncudan etkiledi. çünkü hiçbir hazır Hiç değildi. hazır değillerdi. Bir Abdülkadir Ömür ilk yarıda hareketliydi. Hani topları taşıdı getirdi. Onun dışında Vakayeme yine vardı biraz. Ekuban zaten sahada yoktu. Yoktu, aynen. Biraz da işte Abdülkadir top dağıtmaya çalıştı ama Sparta Prag'ın baskısından o da sönük kaldı. Tabii rakibin liginin başlamış olması, Aynen. fizik olarak daha hazır olmaları. Trabzonspor'un da ilk resmi maçıydı malum ama hani kabus gibi başlayan maçı Trabzonspor çok iyi lehine çevirdi. Şu an tüm moral motivasyon Trabzonspor tarafında. Praglıların biraz direnci de kırılacak bence. Kırıldı zaten. 2-1'den sonra bile taraftar şeyden soğudu. Maçtan soğudu. Zaten Sparta Prag da geriye çekildi biliyorsun. Aynen. 2-2'den sonra açıldı ama bir pozisyon yaratamadı zaten onun Ya sonrasında. ben Trabzonspor'un zaten önümüzdeki hafta kendi evinde kazanacağını düşünüyorum direkt. Ya zaten Beraberliğe falan oynamaz. biz Kazanıp turu zaten geçeriz. tur şansında şeyi söylemiştik. Hani Trabzonspor ne olduğunu söylemiştik. Zaten de maç beklediğimiz gibi bitti. Hani Aynen. 2-0'da olsa ona rağmen Trabzonspor maçı gayet iyi bir şekilde bitirdi. Dediğim gibi ben Trabzonspor'un Anamnekerde turu geçeceğine inanıyorum. Zaten ilk maçın öncesinde de söylemiştik. Onun Ya dışında da arada çok zaten büyük kalite farkı var. kalite farkı kesinlikle var. Bir de zaten ilk maçın hani seyircisiz olması büyük avantaj demiştim ben. Evet. Hani ikinci maçta da ben şöyle düşünüyorum. Atıyorum hani maçta bir erken bir gol bulursak maçın 2-0 3-0'a kadar gidebileceğini düşünüyorum ki Rakip çözülecektir Sparta çünkü. Prag zaten dün baktığım zaman aslında 2-1'den sonra defansının ne kadar sıkıntı olduğunu gösterdi. Costa aslında çok ağır bir oyuncu. Hani 2-1'den sonra çok ağır hareketler etti. Belli Hatta bir 2 aynen 2 belli bir noktaya kadar iyi yönlendirdi ama aynen. yetmedi. Yani sıkıştığı zamanlarda panik yaptığını gördük. Hani tecrübeli oyuncular ne olursa olsun bu gibi durumların kendisini şey yapabilir. Hani frenleyebilir Tabii. veya kendisini ona göre ayarlayabilir ama Costa 2-1'den sonra dağıldı resmen. Zaten Avdişas da oyuna girdikten sonra çok pozisyon yarattı oradan aslında. Top getirdi, sağından geçti falan. Orta açtı. Sorluk zaten o taraftan etkili oldu. Paslar hep sağdan sola doğru yönlendirdi. Evet. Ya yani ben Trabzonspor'un kesinlikle kazanacağına inanıyorum. Ya ben de öyle Kesinlikle. Yani düşünüyorum. 0-0 bile bitmez maç. Trabzon Yok, kesinlikle bitmez. galibiyetle Şöyle bir maçı şey var. kazanır. Trabzonspor bu sene hiçbir maçı gol atmadan tamamlamaz. Çok garip Kesinlikle. şeyler olması lazım. Çok bir kere hani orta saha ve hücum hattından gol atamayacak oyuncu yok. Her türlü uzaktan şutu olan, Aynen. driblingi olan, ortaları çok iyi. Kesme Araya hani kaçan ceza oyuncular alanı olsun. aynen. İmkansız hani. Ben Trabzon'un ikinci maçı rahat kazanacağını Zaten düşünüyorum. şöyle, Prag zaten kesinlikle açık oynaması gerekiyor. Gol lazım. Trabzonspor'un da sol tarafında Ekuban, Vakayeme, Aynen. sağ tarafta Abdülkadir Abdülkadir. Ömür, Abdülkadir Parmak ortada ve ileride Sorloth. Yani kesinlikle Trabzonspor kazanacaktır. Çok ben Ve Trabzonspor'dan turu iki farklı geçeceğine bir inanıyorum. galibiyet bekliyorum Dediğim gibi rövanş bence erken maçında. bir gol gelirse 2-0, 3-0 hatta 4-0'a kadar gidebilecek bir takım şu an Ki zaten Trabzonspor. arada çok büyük kadro kalitesi farkı var iki takım Kesinlikle var. arasında. Dün gördük bunu bence. Hı. Trabzonspor çok kötü oynadığı bir maçta bile iki gol atmayı başardı. Aynen.
Ben o yüzden burada güle oynaya turu geçeriz diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Trabzonspor taraftarı umutlu olsun. Zaten ilk maçın sonucundan dolayı umutlular. Bu sene Trabzonspor'un zaten çok iyi bir kadrosu var. Kesinlikle. Bence ligde Galatasaray'ın en büyük rakibi çok net bir şekilde Trabzonspor şu an. Aynen öyle. İlk programda ben sana şey söylemiştim biliyorsun, stoper konusunda bir takviye kesinlikle gelmesi gerekiyor demiştim. Edgar Lea Yusuf Yazıcı'nın transferindeki karşılık olarak geldi. O da biliyorsun 3 sene önce 3 milyon euroya gelmişti ile transfer oldu. Newcastle'a gidecek söylentileri vardı ama takasla Trabzon'a verdiler. Aynen öyle. 24 yaşında genç bir oyuncu. Hani büyük ihtimalle Ünal Karaman da değerlendirir. Bence Hüseyin'den daha kaliteli bir oyuncu. En azından bence bir gelecek vaat ediyor. Şöyle bir şey gözüküyor. Kampi'nin performansından hazırlık maçlarında hiç memnun kalınmadı. Aynen, kesinlikle. Kampi daha sezon başlamadan sanki bileti kesildi gibi öyle. Ya zaten biz onu ilk maçta söyledik. İlk maçtan önce daha doğrusu. Kampi çok ağır bir oyuncu. Zaten biliyorsun Kanga ve Benjamin Tete hızlı oyuncular demiştik. Aynen. Yani maçta da gösterdiler ilk kere. Çok pozisyon verdi Trabzonspor. Yani Kampi olsaydı büyük ihtimal bir kırmızı kart bile çıkabilirdi bence. Artık Trabzonspor'u da noktalayalım. İkinci karşılaşmada da temsilcimize başarılar diliyoruz. Aynen, başarılar diliyoruz. Ben rahat bir galibiyet alıp ince puanla da katkıda bulunup güzel bir şekilde turu geçeceğini düşünüyorum ve inanıyorum Trabzonspor'un. Dün bir de Malatya Spor'a geçelim buradan. Olur. Son temsilcimize. Dün akşam hani ben büyük bir hayal kırıklığına uğradım, öyle söyleyeyim sana. Hı. Ya benim beklentilerim fazlaydı biliyorsun Malatya Spor'dan Partizan karşısında ama çok hayal kırıklığı çok oldu. Çok kötü bir futbol sergiledik ama ben bunda Sergen Yalçın'ın çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. %95 ya etkisi çok yanlış var, ve çok kötü bir kadroyla çıkıldı sahaya. Özellikle Mustafa Akbaş, Buğra Çağaran gibi oyuncuların ilk 11'de olması. Hadi Gökhan Töre'nin hazır olmadığını biliyoruz ama Gilerme'nin kulübede olması. Hadebe'nin kulübede olması, Michel Danat'ın kulübede hiç olması, hiç oynamadı. Geçen sene Süper Lig'in en iyi 6 numaralarından biriydi. Kesinlikle. Biliyorsun. Ne Olimpia maçında oynadı ikinci maçında, ne Partizan oynadı. Maçında oynadı. Hiç hani yoktu. Murat Yıldırım'ın yedek kalması. Ona çok şaşırdım zaten. Hani takım kaptanı biliyorsun, en önemli oyuncularımız. Dediğimiz gibi Gökhan Töre belki hani hazır değil oynatmaz diye düşündük. Tamam. Aynı şekilde Michel Danat da ikinci maçta ilk maçta kötü olduğu için Olimpia maçında oynatmadı ikinci maçta ve bu maçta deriz. Ona da kabul ama Gilerme'yle artık Murat Yıldırım'a yedek kalması büyük yanlışlık oldu. Yanlışlık oldu. Zaten ben ilk 11'e baktığım zaman yani zaten biz Malatya'nın avantajlı skora döneceğini düşündük. İlk maçta öyle söyledik ama çıkan 11'e baktığım zaman ben umudumu direkt kestim. Çünkü ben Gökhan Töre'yi 11'de bekliyordum. En azından bir 50 dakika 60 dakika oynayabilecek durumdaydı. Zaten ikinci yarıda yine bunu gösterdi. Çok iyi oynadı. Çok iyi oynadı. Gökhan en iyi oyuncumuzdu. Topu direkten döndü. Gol olsaydı iş çok başka yere gidebilirdi. Kornerde de asist o yaptı. Aynen. Asist yine o yaptı. Olimpiya maçının olduğu gibi. Yavuç'u ben ilk maçta söylemiştim. Bifumo ileride değerlendirseydi çok daha etkili olur demiştim. Yavuç bu tarz maçlarda kaybolan bir oyuncu dedim çok ki. Çok ağır kaldı dünkü maalesef. Maçlarda kayboldu zaten. Savunmanın arasında kayboldu yani gitti ilk Yavuç. İlk yarıda hiç ismini duymadık. İkinci yarıda da zaten hiçbir şey yapamadı. Fofana ilk yarı biraz etkiliydi. Onun dışında herhangi bir oyuncu etkili değildi bence. Bifuma yine hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Ya Bifuma çok şöyle, Bifuma'yı forvetle değerlendirseydi eğer Sergen Yalçın bence çok farklı olurdu. Yani Bifuma Yavuç'un arkasında kaldığı zaman da bir de hazır da değil tam olarak şu an. Bir varlık gösteremiyor. Ayrıca onun dışında Gilerme yoktu zaten. Sonradan girdi. Çünkü Gilerme'ye baktığımız zaman diğer oyuncular besleyen bir oyuncu. Hani araya pas atan oyuncu, uzun pas atan bir oyuncu. Böyle bir oyuncu da yoktu dün ilk 11'de. Böyle olunca Malatyaspor çok zorlandı. Zaten gol çok erken geldi. Farno'nun gene büyük hatası. Ya andaval gibi çıktı maalesef kaleden. Yani, çok kötüydü. Yani. Gülüyoruz ama yani Farno gerçekten çok iyi oynadı aslında dün. Birçok kurtarış yaptı. İlk yarıda çok kötü açıldı kaleden. Yani, çok gereksiz bir hamleydi. Takımı yani yaktı. Gerçekten aslında. Olimpiya maçında aynı hatayı yaptı. Hani Sergen Yalçın da hiç uyarmıyor mu acaba? Hani sonuçta genelde goller hep zaten biz bakıyoruz. Hani Olimpiya'nın ilk maçındaki videomuzda demiştik ki bizim temsilcilerimiz bu turlarda hep bu tarz saçma goller yiyor. Saçma sapan goller yiyor. Orada Savic'in attığı golde biliyorsun boşa çıktı. Aynen, kafayla vurdu. Boşa çıktı. Burada çıktı. Dün çok gereksiz bir hareket. Zaten şöyle eğer açılmasaydı büyük ihtimalle ya kaleye vuracaktı oyuncu ya da çalımı oynayacaktı. Aynen. Ki arkadan gelen Malatyasporlu oyuncu gol atan oyuncuyu kapatacaktı pozisyonunu. Ama Fano açılınca tabii hiçbir şansı kalmadı oyuncunun. Direkt bomboş oyuncuya pas attı. Oyuncu da boş kaleye golü buldu. Çok büyük bir hata. Çünkü böyle deplasmanlarda ilk 15-20 dakika çok önemlidir. İlk yarım saat özellikle. Rakip oyunu tutman gerekir. 4. dakikada gol yiyince senin otomatikman gol atmak için artık riskleri alman gerekiyor. Ben zaten yine ilk baştaki konuşmamıza gideceğim. Orada da sana söylemiştim. Eğer Sergen Yalçın ileride bir Bifuma ile başlasaydı yani kontrolcularıyla başlasaydı gol bulup havayı değiştirebilirdi demiştim. Ama tam aksinde gol yerse iş çok zora girer demiştim hatırlarsan.
Nitekim de öyle oldu. 1-0 oldu. Çok iyi kontra oyuncuları var zaten Partizan'ın. 2-0 oldu. 2-0'dan sonra 2-1 yaptık. Umutlandık. 2-1 bilseydi Malatya Spor'un şansı şu an %70'ti bence. Çok kesinlikle. Gereksiz bir penaltı oldu. Gereksiz bir penaltı oldu. Gol olunca 3-1 olunca zaten bence Malatya Spor'un şansı bayağı bir azaldı. Ama Malatya Spor şu an turu geçebilecek güce sahip hala. İlk Malatya'daki ilk maçta ilk yarım saat çok önemli. İlk yarım kesinlikle saat çok 1-0 önemli. Bulmamız lazım hemen. Ama dediğim gibi Sergen Yalçın'ın kesinlikle artık hata lüksü yok. Kesinlikle yok. İlk maçta yedek kalan Murat Yıldırım, Michel Danıt, Gilerme, Gökhan Töre hepsinin 11'de başlaması kesinlikle lazım. Kesinlikle oynaması lazım. Ayrıca Hadebe'nin de oynaması gerekiyor. Kesinlikle 5 oyuncunun da. Yani bu 4 oyuncu hatta 5 oyuncunun kesinlikle oynaması lazım. Hani burada kim yedek kalması gerekiyor dersen Burak. Belki yok. Bu 4 oyuncudan yedek kalan hoca Hadebe belki yine dersin. Bence ama diğer Hadebe 11'de oynamalı. Ama diğer bütün hücumcu oyuncular oynaması gerekiyor. Bu 5 oyuncunun da %100 ilk 11'de olması kesinlikle lazım. Kesinlikle olması lazım. Olmazsa o gün maç günü. Hani ne Mustafa Akbaş ne Buğra Çağran bu seviyelerin oyuncuları değil. Ya Buğra kesinlikle değil çok, zaten. Çok büyük hatalar yaptılar dün. Hani Buğra Çağran'ın orta sahada kaptırdığı toplar falan başımıza bela oldu sürekli. Ya Olimpiya maçında baktığımız zaman Buğra çok top kaybı yaptı. Bir de gereksiz şutlar çekti. Saçma sapan ortaları var. Top 30 metre yukarıdan avuta gidiyor. Hani çok gereksiz hareketler. Ya şöyle bir şey var. Hani ilk maçta da Buğra zaten çok kötü oynadı. Rakip 10 kişi kalmasa onu cezalandırabilirdi ilk maçta. Rakibin 10 kişi kalmasından dolayı aynen. 10 kişi kalmasından dolayı fazla göze batmadı. Sergen Yalçın bunu görmedi. Çok büyük bir hata yaptı. Ama Sergen Yalçın'a güvenimiz fazla yine. Aynen. Çünkü futboldan gerçekten anlayan bir teknik direktör. Gayet de başarılı. Hata yaptı. 3-1 kaybettik. Ama ben Malatya Spor'un dediğin gibi ilk 30 dakikada bir gol bulursa yani turu geçeceğine inanıyorum. Eğer yüze verecek olursam da ben Malatya Spor'un gene %55-%45 önünde olduğunu düşünüyorum. Çünkü Partizan takımı gerçekten çok hani güçsüz bir takım aslında bakma. Şöyle hatalardan hep gol yedik. İlk gol zaten hatadan oldu. Çok büyük hata son oldu. Gol de hatadan oldu penaltı golü. Yani Tosun çok etkisizdi zaten. Sadık Umar da hani aslında çok baktığı zaman yani. Çok yetenekli bir oyuncu değil ama hırslı bir oyuncu. Hızlı bir oyuncu. Onun etkisiyle biraz pozisyon yarattı. Özellikle oyuna ikinci yarıda giren Japon oyuncu Asano müthiş oynadı. Asano zaten bizim sağ tarafımızı mahvetti. Asano zaten Partizan'ın bence Tosic'le beraber en değerli oyuncusu. Yedek kalması beni şaşırtmıştı. Belki de hamle oyuncusu olarak düşündü ama önümüzdeki maç ilk 11 başlayacak. Büyük ihtimalle dediğin gibi 11 olarak başlayacak. Onun dışında yani Partizan kadrosu gerçekten Malatya Spor'u yaklaşacak daha bir kadro değil. Seviyeli, kesinlikle, kesinlikle değil. Yani Sergen Yalçın çıkartmış olduğu ilk 11'den dolayı bu maç bu hale geldi. Aynen. Ki eğer yani en azından bir Yahoviç yedek olup yani Gilerme oynayıp hani Bifuma ileride oynasaydı yine farklı olurdu ama tam 4 tane önce yedek bıraktı. Mesela ben şunu da anlamıyorum. Yeni transfer Celali hemen ilk 11'de başladı bu maçta ama hani Gilerme daha uzun süredir bu takımda. Hazır zaten Gilerme. Aynen. Hani iki maç oynadı. Gilerme'nin ilk 11'de başlamayıp Celali'nin ilk 11 başlaması ben performansını da zaten hiç beğenmedim. Sen ne diyeceksin? Çok yetersizdi. Ya zaten ben ismini duyduğum zaman da çok gereksiz bir transfer olduğunu söyledim ki dün de bir açıklama geldi kulüpten. Irak'tan bir forvet geldi ama yani Malatya Spor'un kalitesine yakışacak bir oyuncu değil o da. Taraftarlarımıza zaten hiç ismini duymadı. Öyle bir oyuncu. Yani ben Malatyaspor'dan en azından bir Türkiye'den belki hani Sokol Çıkaleş transferi bile olabilir. Kesinlikle. Çünkü Akhisar gözden çıkarttı. Aynen. Kesinlikle iş yapabilecek bir oyuncu. Hani bu tarz bir oyuncu olsa yani Malatyaspor'un seviyesini bir tık daha yukarı çıkartabilecek bir oyuncu ama yani Malatyaspor'un şu an ilk 11'de yaptığı hatalar Sergen Yalçın'ın başını yaktı. Pahalıya patlayabilir. Pahalıya patladı. Hani bir fark da bitse hiç sıkıntı değildi. Evet. Ama 3-1 olunca tamamen sıkıntı. Çünkü şimdi 2-1 bitseydi bu maç Malatya'daki ikinci maça daha kontrollü başlayıp hemen saldırmamıza gerek yoktu ama 3-1'i bertaraf etmek için direkt saldırman gerekiyor. Aynen öyle. Hani sabretmek de bir yere kadar olacak o maçta çünkü 2 tane lazım. Bir tane değil ve gol yemeden lazım ki Partizan da çok iyi kontra atağa çıkıyor. Aynen. Ben o yüzden işi bayağı zora soktuğumuzu bir düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var eğer 2-1 bitseydi Partizan ikinci maçta biraz daha açık oynardı. Tabii. Ama şimdi 3-1 bittiği için onlar da tamamen gömülecek. Kontrollü oynayacaklar. Dediğim gibi Sadık Umar'ı ileride kontra atak oyuncusu olarak kullanacaklar. Asano'yu da 11'de bir de sol açıkta Asano'yu kullanacaklar. Top geldiği zaman bunlar kontra atakta gol bulacaklar. Yani gol arayacaklar. Eğer bir aksi durum olursa yani atıyorum biz 1-0'a geçip ardından gol yersek veya 0-0'ken 1-0 Partizan öne geçerse hiç çok büyük sıkıntı olacağına inanıyorum. Ama ben dediğim gibi %55-%45 Malatya Spor'un kesinlikle önde olduğunu düşünüyorum halen. Benim senin kadar çok ümidim kalmadı. Hani anca şöyle gider mi Gökhan Töreli bir ilk 11 olursa. Zaten öyle olursa benim de şeyim. O zaman aynen.
olumlu bir işler olacağını yani düşünüyorum. Yani ilk 11'de yine hata olursa kesinlikle turu geçemez Montesco. Ama ben hata yapacağını düşünmüyorum. Yani Burak Çağran gibi, Mustafa Akbaş gibi oyuncularla olmaz. Hani kesinlikle Sergen Yalçın ikinci maça çok daha iyi bir kadro çıkarması lazım. Artık bu eşleşmeye hani son eklemek istediğim bir şey var mı önümüzdeki haftaki karşılaşma ile ilgili? Önümüzdeki hafta yine Avrupa Ligi biliyorsun. Perşembe günü oynanacak. İlk maç büyük ihtimalle Malatyaspor maçı olacak. Daha sonra Trabzonspor maçı olacak. Ben iki takımın da tura geçmeye yakın, öncelikle Trabzonspor'u yakın görüyorum. Malatyaspor eğer 11'de bir hata olmazsa, dediğimiz oyuncular 11'de başlarsa ben %55'i %45 görüyorum. Ben de eğer doğru bir kadro çıkartılırsa tura geçeceğimize inanıyorum. Ama dünkü karşılaşma da bayağı bir korkuttu. Rakibin etkili kontra atak oyuncularından dolayı. Hı hı. Teşekkür ederim. Ben sana teşekkür sağlık. Ederim. Bundan sonraki programlarımızda yine beraber olacağız. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Görüşürüz. Trivela Spor YouTube kanalında bugünkü programımızda Avrupa Kupalarındaki temsilcilerimizin hafta içi oynadığı karşılaşmaları konuştuk. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Herkese iyi günler, hoşça kalın.